Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Finlandiya Başministeri Xitayning bastirish siyosatiga ko'z yumishqa bo'lmaydiganligini bildirdi. Finlandiya Başministeri Sanna Marin 3 fevral Twitter'da yazım yollab, Xitayning boshqa millatlarni bastirish siyosatiga ko'z yumishqa bo'lmaydi dedi. Dunyodagi nufuzli taratquvlardan biri bo'lgan BBC 2 fevral Xitayning Sharq Turkistondagi lagerlarga qamalgan qiz ayollarga qaratgan bosqinchilik, jinsiy parokandachilik, depsandichilik qilmishlari haqida xabar e'lon qilgandan keyin Finlandiya Başministeri Sanna Marin Twitter hisobotida xalqaro jamiyat Xitayning kishilik huquqini depsanda qilish va millatlarni bastirish siyosatiga ko'z yumsa bo'lmaydi. Savdo yoki iqtisod bu vahshiylikka ko'z yumishga sabab bo'lolmaydi. İnsani hukuk çukum iki taraflik ve köp taraflik müzakirelerinin yadrosu buluşu gerek deb yazgan. Xitay deniz armiyesini zor güç bilen kengaytmekte. Fransiya Xalqaro Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe Xitay deniz armiyesini zor güç bilen kengaytişke başlayan bulup, yeni bir evlat yadro su asli paraxotunun süni hemra sürüte aşkarlanğan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika su asti paraxoti mutaxassisi Sutton yaqinda dengiz armiyasi xabarlari to'g'rida bu to'g'riliq maqola e'lon qilgan bo'lib, u maqolada Xitoyning yangi bir avlod yadro su asti paraxotining sun'iy hamrohdan tortilgan suratini oshkorlagan. Bildirilishicha, Xitoy yangi yadro su asti paraxoti yasash uchun maxsus g'oyat zo'r yangi dok qurib chiqqan. Mazkur dok Bohai paraxot zavodiga yaqin joyda bo'lib, hozirgacha to'liq bitmagan. Maqolada yangi yadro suosti paraxotining tipi va darajasining texi jazmlashtirilmaganligi, ammo tungi 095 tiplik hujumchi suosti paraxoti yoki tungi 096 tiplik ballistik boshqurildigan bomba suosti paraxoti bo'lishi mumkinligi, yangi suosti paraxotining amaliyoti Xitoyning dengiz armiyasini kengaytirish planining bir qismi ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Xitoy yaqinqi mazgillarda dengiz rayonidagi zo'migarlik harakatini davomli kuchaytirgan bo'lib, qo'shin davlatlarning qattiq noroziligini qo'zg'ab kelmoqda. Amerika Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilganligini qayd ta'kidladi. Germaniya ovozi to'g'rining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi eng yangi bayonotida Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilganligini qayd ta'kidlagan. Angliya nufuzli taratqusi BBC'ning Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan Uyg'ur va boshqa musulmon millat qiz ayollarining Xitoy saqchilari tomonidan sistemalik oyoq osti qilinganligi haqidagi xabari xalqaroda kuchlik g'ulg'ulik qo'zg'andi ekan, Amerika tashqi ishlar ministrligi bu masalaga inkos qaytirdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price 3 fevraldagi bayonotida bu haqda qattiq andisha qilayotganligini bildirib, Xitoyni xalqaroliq kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga berib ayollarni oyoq osti qilish haqidagi ayblashni va boshqa bostirish qilmishlarini tekshirishga ruxsat qilishga chaqirdi. Shundaqlik Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini qayd ta'kidlab o'tdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 3 fevral o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida kuchlik dalil isbotlarga ko'z yumib, bu BBC'ning tunji qitim yolg'on xabar tarqitishi emas. Ularning ziyoratini qabul qilgan kishilarning yolg'on fikr tarqitadigan artistlar ekanligi isbotlandi deb bildirilgan. Sharq Turkiston ulamolar birligi Anqaradagi yoshlarni yaqindan qo'llashga chaqirdi. Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasi oldidagi Uyg'urlarning namoyishi 2 kuniga qadam qo'ydi. O'tgan yili yil oxirida Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida 17 kun Xitoy tomonidan tutib ketilgan yoki izdiriki bo'lmagan oila a'zolari uchun namoyish qilgan bir guruh yoshlar oldi bilan Xitoyning ularni o'chqashqari tiz bukishga taklif qilishidan iborat pastkashlikka uchirgan edi. Orqadan Istanbul valiyligining aralashishi bilan Xitoy oxirida ularning materiallarini qabul qildiganligini bildirgan bo'lsa-mu, yoshlar 13 kun ichida xalqimizdan to'plangan 5199 kishilik materialni Xitoyga topshirish uchun chiqqan bo'lsa-mu, konsulxona xodimlari ilgari bergan so'zdan yenib olib materiallarni qabul qilmagan edi. Mazkur yoshlarning tunugun Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasi oldida Xitoyning oila a'zolariga va Uyg'ur xalqiga elib berayotgan zo'ravonlikka qarshi boshlangan norozilik namoyishi bugun 2 kuniga qadam qo'ydi. Yoshlardan so'z qilgan Mirzahmat Ilyos o'g'li apandi Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan pastkashliklarini birma-bir anglatib o'tdi.
Orada erkek, çocuk, bebek, yaşlı. Nerede o kızımız? 92 yaşındaki dedemiz, bakın. 92 yaşındaki bebeğimizin topladığında ne iş var? Hangi eğitimi veriyor bize? Bu kızımız, bu kardeşimiz üniversite öğrencisi. Bakın, bakın şu masum anemiz. Tıpkı Anadolu'daki anemiz gibi. Ne oldu? Şehit düştü toplama kamplarında. Siz diyorsunuz ki bizi giydin. Sesinizi zaten duyurunca duyurdunuz diyorsunuz. Biz sesimizi duyurmak için değil. Biz bunun intikamını almak ve kardeşlerimizi kurtarmak için buradayız. Eğer bakın şunu da diyeyim. Eğer aranızdan şu bacımız olsaydı ben yine bu canımı feda canımı vere verirdim. Bırakın sadece Türk değil bir insanlığa yapsaydı onu da ben yapardım. Namayişçilerden söz kılgan Türkiye Pukhrası yeni bir hemşerimiz Medine Nazimi söz kılıp mundak dedi. Benim kayrındışım Türkiye Cumhuriyeti Pukhrası'dır. Ben bu Türkiye Pukhrası men. Benim devletim yok mu? Devletimden Cumhur Reisi yok mu? Taşkı İşler Ministeri yok mu? Büyük elçiliki yok mu? Ben kayrındışım hakkında nemi üçün hazırgıcı hiç kandak malumatka erişelmeyim ben. Xitay aylarca Xitay'daki Türkiye elçilikiye cevap vermeyi keyinlik sürdü ve ahırda kayrındışım hakkında cevap verişini red kıldı. Ben devletimden bana iki çıkışını talep kıldım ben. 2009 yılı 5. iyul katliamı bolganda bu bir irqi qırğınçılıktır degen Cumhur Reisimizge xitap qılıman. Bakın, benim kardeşim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ben de öyleyim. Benim devletim yok mu? Devletimden Cumhurbaşkanı yok mu? Dışişleri Bakanı yok mu? Büyük elçiliği yok mu? Neden ben kardeşim hakkında hala bir bilgiye ulaşamıyorum? Çin aylardır Pekin Büyükelçiliğine oyaladı. Kardeşim hakkında en son cevap vermeyi reddetmiş. Ben devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 2009'da 5 Temmuz olayı olduğunda bu bir soykırımdır diye milyon kişilik protestide konuşma yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Hazır vatanımız Şarkı Türkistan'da buluvatkanı irki kırgınçılıkların en çoğudur. Hemşerilerimizin numusları defsende kılınıp nöbetleşip baskınçılıkı uçurmakta. Perzentlerimiz anılarının kucaklarından tartıp ilinmakta. Biz ne ailemiz ne devletimizge erişelmedik. Türkiye'de tuğulup çoğun bulgan perzentlerimiz çoğunda da çoğun apı muhabbeti körüp bakmadı. Şu narsidi ballarımız bizden, bizden çoğunda da çoğun apılarımız yok mu def soraydı. Bizden onlarga bunu çüyendiriş üçün kanda kıynalgallıkımız ne siler bilemsiler. Men bir Türkiye Pukhrası bir Uyghur bulu süptüm bilen Cumhur Reisimizge, Taşkı İşler Ministerlikimizge, barlık milletvekillerimizge, siyasi partiyelerge nida kılımen. Sizlerinin kıyırın dışınlar hazır dünyadan yok buluş aldıdı durmakta. Sizler hazır bizden yenimizde durmasanlar kaçan turusiler. Onların hemisi ölüp tükügende andın avazanlarını çıkıramsiler. Bunda kılmanlar. Hiç bulmağandı kıyırındaşlık, irktaşlık, Müslümanlık vazifanlarını kılmasanlar mı, insanlık vazifanlarını ada kılınlar. Çünkü bizden emdi çiduğuda küçümüz kalmadı diğerlerine bildirdi. Şu anda bizim Doğu Türkistan'da olan soykırımıdır. Bacılarımızın onurları ayaklar altına alınıp nöbetle tecavüze uğruyor. Çocuklarımız annelerinin kucağından kopartılıyor. Biz ne ailemize kavuşabildik ne de memleketimize. Ne onlar bizim Türkiye'de büyük doğup büyüyen çocuklarımız ne anne sevgisi gördü ne de dede sevgisi gördü. Onlar soruyor bizim akrabalarımız yok mu diye. Bizim onlara anlatmamızın ne kadar zor olduğunu siz biliyor musunuz? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Uygur Türk'ü olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Pekin Büyükelçiliğine, tüm milletvekillerimize, siyasi partilere sesleniyorum. Sizin kardeşleriniz bu dünyadan göçüp gitmek üzere. Siz şu an ses vermeseniz ne zaman ses vereceksiniz? Onlar bütün hepsi ölüp bittiğinde mi ses vereceksiniz? Yapmayın. En azından kardeşlik, soydaşlık, Müslümanlık vazifenizi yapmasınız da insanlık vazifenizi yapın lütfen. Çünkü bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yeni bir taraftan tünügün 3. fevral Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'den reis vekili Mahmutcan Damollan videoluk söz kılıp Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği ve Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin yaşlarını kollaydıqallıqını ve imkaniyeti bar barlıq halkımızını Ankara'daki yaşlarını maddi ve manevi cihetten kollaşka ve onlarının sepege koşuluşka çakırdı. Ölümalar Birliği, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, Muş Teşkilat Azabı olan
hemimiz zalim karıştırımız, bu zalim karıştırıyorken her kandak bir hakikat perver kardeşlerimiz ne? Yakışıklarımız. Bunları kollayımız. Bunlarla bir gibi bulunuz. Şunu 5-10 dakika halkımızdan, meyli Ankara'daki kardeşlerimizden olsun, meyli başka yerdeki İstanbul'daki kardeşlerimiz olsun, imkanı itibar, şerai itibar her kandak bir kardeşimizin ki, şunları kollaş, şunlarla bir sebep buluş için Ankara'ya atlanışını ümit kılımız ve talep kılımız. Yeni bir taraftan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve İYİ Partisi İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Ali Oğlu Efendim konsulxana aldıdaki Uygurlarını yokladı ve onların faaliyetini kollaydıqanlığını bildirdi. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Uygur ayalları baştan keçirvatkan zulümler hakkında bayanat elan kıldı. BBC haberleri doğru 3. fevral çoğun hacimlik haber ilan kılıp Uyghur ayarlarının ceza lagerlerde sistemelik ayak astı kılını vatkallıkını aşkarıldı. Muhaciretki Şarkı Türkistan halkını perişan kılgan bu haber ictimai taratkularda küçülük inkas kozgıdı. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği tünügün 3. fevral bu axtı bayanat ilan kıldı. Bayanatta monular tilgə elindi. Bugün Angliya taratkosu BBC tarafından İngilizce ilan kılınan Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerine kamalgan ayal mahpuslarına karata yürgüzülüvatkan insaniyelikki zet zulümler hakkıdaki haber muhaciretki barlıq Şarkı Türkistan halkının bilidigan ve amma tilgi eliştin numus kıldıgan reallıqını yeni bir qitim dünya ammasına aşkarı kılgan boldı. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Şarkı Türkistan'da Xitay müstemlikçi rejimi tarafından icra kılınıvatkan ve ular imkaniyet yaratıp beriyatkan her kandaq bir hareketini Şarkı Türkistan müstakillikinin koldun ketişidin kilip çıkan netice edip karaydı. Ve halkımızın Şarkı Türkistan müstakilliği iradesini tekimi küçeytişke ve bu yoldaki ahırkı nişanının müstakillik işkerliği de müstehkem duruşka ve bu hıl zulüm ve siyasetlerge karşı öz imkaniyetine göre ünümlük ve doğru hareket kılışkı çakırdı. Biz Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği öz azaları ve Türkiye işçi sırtıdaki hemkarlaşıkçıları bilen birge Şarkı Türkistan'daki zulümlerine hatimi birleşti nişan kılgan hizmetlerini devamlaştırıvatımız. Ve halkımızın bu hizmetlerimizde bizni kollayışını ümit kılımız. Biz Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği her kaysi devletlerini, insan hakları küzetkücüleri ve teşkilatlarını Şarkı Türkistan'da yürgüzülüvatkan irki kırgıncılıkı karşı hareketke ütüşke çakırımız. Cümleden Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetinin Xalqara siyasetteki imtiyazı ve Xitay rejimi bilen bulgan alaqısıdaki urnu noktasından çıkış kılıp durup, Şarkı Türkistan'daki irki kırgınçılıkların toxtilişi üçün hareket kılışını ümit kılımız. Ve bu münasuat bilen kün tertipte münazir kılınıvatkan Xitay-Türkiye arasıdaki atalmış cinayetçilerini almıştırış kilişim namesini red kılışı gereklikini, Xitay rejiminin her kandak bir Şarkı Türkistanlıkı meyli insani hukuk noktasından bolsun, meyli Türkiye'nin milli kıymet kararışları noktasından bolsun, adil ve insani muameli kılmaydıqallıkını bilişini eskertimiz. David Altun, eğer biz özgertmesek, öçmenlik ve zoravallıkların kurbanı bulunduğun devir özgermeydi, dedi. 19. yanvar günü Angliya Parlamenti Avam Palatası'da nahayeti az parıq bilen makulluktan ötmegen Sodu Kanunu lahisi 2. fevral günü tuluklap sunulgan bulup bu kıtım yukarı avaz bilen makulluktan ötti. 2. kıtım avaz koyulgan Sodu Kanunu lahisi irki kırgıncılıkı münasvetlik tüzdüşkirgüdüş lahisini kollaşkı çakırı kılıngan bulup Angliya hükümetini Xitay'da 101 batkan zulümünü irki kırgıncılıkta bekitişke davet kılgan. Muhafizatçı gezisinin bu axtaki haberde görüntülüşçe bu kanun lahisi arkalık Angliya hükümetini Uygurlar duş kili batkan vekşilikini irki kırgıncılıkta bekitiştin başka yine Angliya'nın Beijing bilen bulgan iki taraflık Suudi kilişimini kayıtı karab çıkışını talep kılgan. Avam Palatası'nın azası David Altun parlamenti söz kılıp mündahtigen. Sotçi Thomas Boergenthal yaş vaxtıda Aos Şivetis ceza lagırı kamalgan. O hayat kaldı. Sotçi Boergenthal bu vazifini hemimizge tapışırdı. İnsanların aklı bu korkunuşluk hakikatini pekatli düşünelmeydi. Bir millet sebepsiz milyonluğun bir günah insanlarını pekat özüge okşamağallıkı üçün yokuşunu planlıgan Adem öldürüş maşinesi aylandı. Eğer biz kırındaşlarımızın kinini kolumuzdan asallı yiyip çıkırıp itelisek, Ondaqta kiyinki evlatlarımızın ötmüştü yüzbergenge okşaş irki kırgıncılıkını kayıt sadır kılıçının aldığını eliştin, kandak mı ümit kütkülü bolsun? Eğer biz günahsız insanlar öçmenlik ve zoravallıkının kurbanı bulunduğun devirini ahırlaştırışkı tırışmasak, insanlarını beşiği kilişi mümkün bulunduğun her kandak cinayetlerden kogdap kılıçka ümidimiz kalmaydı.
O sözünün ahırda yana munularını tekitledi. Bu irki kırgıncılıkka münasebetlik tüzdüş kirgüdüş layisi öçmenlik ve zoravallık devrini buzuş üçün görüstüligen tirişçallık bulup, eğer biz bunu kollamasak, bigunah insanlar uçuraydıgan zulüm tohtumaydı. Xitayga karşı parlament azaları Xalqara Birlikinin keliştirgücüsü Luke de Polford Efendi bu kanun layısının önümü ve ehmiyeti hakkında tohtulup mundaq dedi. Şunu eni kılıp etkanda eğer bu kanun layısı muvaffakiyetlik halde yolu koyulsa, Uygurlar ya ki malum Uygur teşkilatlarının vekilleri yukarı sotka berip sotkeden irki kırgıncılık da bekitişin talep kılalaydı. Bu lahiye şu bir kancı noktada nahayeti muhim. Birinciden normal sistem boyunca kanuni cahetten irki kırgıncılık da bekitiş mümkün emez. Normal sistemi boyunca Birleşken Milletler Teşkilatı Halkaralık Sotu'nun xavupsizlik genişliği sunuşu gerek idi. Lekin bilginimizde Xitay onunla dâhil kılıdı. Bizden kılıp atkınımız kanuni yol bilen irki kırgıncılık kararının çıkışını kolu keltiriş. Angliyada bunda kılışımızın sebebi şu ki, Angliyanın irki kırgıncılıkı karıştırış siyasi 40 yıllık tarihki ige. Bu yerde karar verildiğini sotçi, siyasiyon emez. Siyasetki tayinip meseleni sotki elip çıkış kıyın. Bizden parlamentki sunugan lahiyimiz şunun üçün nahayeti muhim. Birma'da armiya taraf Facebook Katarlık app'lerini takışını kararlaştırdı. Birma'da 2028 noyabr günü ötküzülgen umumi saylamda aldamçılık kılınganlıkını ilgiri sürüp hakimiyetini tartıp alğan armiya Facebook'ni vaqtınca takışını karar kıldı. Birma Haberleşiş ve Uçurlaştırış Ministerliği tarafından elan kılınan bayanatta devlet iqtidarçılığındaki telegraf şirketi MPT ve bu devletteki şahsi internet mulazimetlerine 7 fevralgacha Facebook'a kirişini çekleştirilip yol yürük çürülgenlikke uxturuldu. Ministerlikning bayonotida bu qarorning davlatning muqimligiga kapolatlik qilish uchun chiqarilganligi ta'kidlanib, mundaq deyildi. Navbatda bir qism kishilar Facebook'ni ishlatib, yolg'on xabar uchurlarini hambaharlash orqali xalqning nazarida uqishmaslikni keltirib chiqarmoqda. Hukumatning yo'l yo'riqidan keyin 23 million abonentga ega MPT, Facebook, Instagram va WhatsApp yumtallariga cheklama qo'ydi. Boshqa telegraf shirkatlari bo'lsa, faqat Facebook'ni chekladi. Facebook bayanatçısı Andres Stonimo Birma'da Facebook'a kirgili bolmayı vatkallıkını delilledi. Xitayga karşı parlament azaları Xalqara Birliki Şarkı Türkistan'daki cinsi xorluk hakkında bayanat ilan kıldı. Angliya BBC taratkusu Şarkı Türkistan'daki yığıveliş lagerleri ve türmelerdeki cinsi xorluk cinayetlerini Xalqara'a aşkarlıgandayken, Xitayga karşı parlament azaları Xalqara Birliki 2 fevral bununla inkas bildirip bayanat ilan kıldı. Bayanata bu xil irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayətlərini qatdıq ayıbladı həm də öz hökumətlərini bu cinayətini qat'i təkşürüşə çağırdı. Bayanata mündaq deyilgən, başqalarının ziyankeşlikke uçurmaslıqı bədəliga cəsurluq bilən ispat bərgən şu guvahçılarga çunqur hürmətimizni bildirimiz. Həm də insan təsavvur qılğısız qəbih zulümğa uçuravatqanlarga hissaşlıqımızni bildirimiz. Hazır quruq gəp qıldığan vaqt emas. Biz çoxum küçünü birləşdirib Xitay rejimini cavabkarlıqı tartışımız ve bu qəbih cinayetini toxtışımız gerek. Biz Birleşken Milletler Teşkilatı ve Xalqara Kanun organlarını Xitaydaki bu irqi qırğınçılıq ve insaniyetke karşı cinayetini təkşürüşke çağırırız. Şunun bilen bir vaxtda her qaysi devletler irqi qırğınçılıqının aldığını eliş ve onu cazalaş əhdinamesi belgilenigen mecburiyetini ada kılıp bu cinsi xorluq cinayetine karşı birlikte siyasi hareket kozgışı gerek. Amerika Avam Palata azaları hükümetinin Xitay tehdidiga karşı stratejisini eniq bekitişini talep kıldı. Fox televiziyasının 2 fevral bergen haberde malum bolışça Amerika Devlet Bihaterliki Komitetinin Cumhuriyetçilerden bolgan Avam Palata azaları 2 fevral günü Biden hükümetinin Xitay'nın tehdidiga karşı stratejisini aydınlaştırışı ve eniq bekitişini talep kıldı. Onlar hükümetini agahlandırıp Xitay Amerika'nın dünyadaki yetekçilik oranını bargansırı acizil divatıdı degen. Biden hükümetine sunulgan talepnamede mundaq deyilgen. Biz Xitay Kompartiyasının casusluk ve herbi küçünü terakki kıldırış üçün kap yüreklik bilen xüsusi karxanlarını korallandırı vatqallıqı dikkat kılı vatımız. Onlar Amerika halkı ve Amerika karxanlarının sallıq məlumatını uğurlap, yeniden güllünü vatkan halkılıq, texniki arqılıq, bütün dünya bazarını ilgileşke ve pat arada xalqara sähnede yetekçi buluşku urunu vatıdı. Amerika Avam Palatası Devlet Bihaterliki Komiteti Xitay'nın haddidin aşkan kılmışıga qat'i karıştırdı. Biz yeni hükümet bilen ünümlük hemkarlık münasibeti ornatışını ümit kılımız. Fakat kuruq gap kılıp, emeli iş kılmaydıqallar ahırıda iğir bedel tölep kalıdı. Şunu bizge Xitay'a karşı turduğan planınlarını təmillep birinler. Kökay Cemiyeti Xalqara hemkarlıkını küçeytip canlı hizmet kılmaqta.
Kökay İnsani Yardım Cemiyeti 3. fevral yardımcı ihtiyaclık kişilerine nakbul, turmuş buyumları ve kiyim-kecek tarıkıtıp verdi. Cemiyet mesullarının bildirişçe bu katımlık yardımını Angliyada faaliyet kılıvatkan İnsani Yardım Teşkilatı temelligen bulup, ihtiyacı var ailelerge 100 kişilik ediyal, ayak, kışlık çapan, iştan 150 xaltı un, 150 kutu yağ, 150 xaltı gürüç ve yemeklik kaçılangan 150 yeşik tarıkıtıp verilgen. Bulardan sırt 110 aileye 860 liradan nakbul tarıkıtıp verilgen. Kökay İnsani Yardım Cemiyeti yana aldın kayıptımı de facto zencirsiman kiyim-kecek dükkanının mal setiveliş kartısının 300 kişilik tarıkıtıp vergen idi. Kökay İnsani Yardım Cemiyeti kurulgandan beri Türkiye'deki yardımcı ihtiyacı var Şarkı Türkistan halkı için mahsus hizmet kılıp gelmekte. Şunun bilen birge Türkiye'deki ve halkaradaki insani yardım teşkilatları ve vakıfları bilen zic hemkarlaşıp ictimai yardım menbesini tihimi kine etmekte. Xitay Şarkı Türkistan'da yeniden 4 ayrı durum saldı. Xitayning Xinhua to'rining 3. fevraldagi xabarda bildirilishicha o'tgan 5 yilda Yerken, Chaqiliq, Keriya, Tumshuq qatorliq shahar va nohiyalarda yangidan 4 aerodrom qurilib ishga kirishtirilgan. Shuning bilan Sharq Turkistondagi aerodromlarning soni 22 ga yetgan. Uningdan boshqa janub va shimoldagi 4 aerodromni kengaytirish qurilishi tamomlangan. Urumchini markaz qilgan bu aerodromlar bo'shliqdagi Yipak yo'lining dastlabki qadamda shakllanishi deb tashviq qilingan. Xitay yana kelgusi 5 yilda 15 aerodrom qurib, butun Sharq Turkistondagi puxralar aerodromini 37 ga yetkazmoqchi bo'lgan. Analistlarning qarashicha Xitayning yuqorqi nohiya va shaharlarga zo'r mablag' selib aerodrom qurishi Xitay o'lkalaridan bu joylarga odam yotgash va Sharq Turkistondan Xitayga qul ishchi yotgash hamda jiddiy vaziyatga taqobil turish uchun askar yotgashga qulaylik yaratish uchun ekan. Bu xil ul aslaha qurilishlar yana Xitay rejimining Sharq Turkistonni baza qilib O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyoga kengaymachilik qilish g'arizining borligini ko'rsatib berdi ekan. Xitay rejimi yana aerodrom qurish jarayonida yerlik aholilarning zaminni tartib etish, nufusni tarqoqlashtirish, Xitay nufuslarini yerlashtirish va bu orqali Uyg'urlarning to'plashib o'ltiroqlash vaziyatiga xotima berishni planlamoqchi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.